Devletimiz ve sultanımız büyük tehdit altındadır. Bertaraf etmek boynumuzun borcudur. Hiçbir tuzağın, hiçbir kahpeliğin bizi fetih yolundan döndüremeyeceğini görecekler. Düşmanlarımız tuzak kurarak bizi durdurmak ister. Lakin coşkun bir sel gibi onların üzerlerine akacağız. Terör örgütünün üstlerindeki bayraklarınızı kendiniz indirin ki o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Türklerle bozkırda cenk etmek surların ardından hile çevirmeye benzemez. Teröristlerin üniformalarındaki işaretlerinizi söküp alın ki teröristlerle birlikte olanları da toprağa gömmek mecburiyetinde biz kalmayalım. Biz ruhumuzu Allah'a kul etmişiz. Allah'a kul olan başkasına kul olmaz. Allah'a kul olan kimseye boyun eğmez. Allah'a kul olan asla ölmez. Tutsaklık yok. Korkaklık yok. Kaybediş yok. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galip et, çünkü bu sağın ordusudur İslam'ın. Galip et, çünkü bu sağın ordusudur İslam'ın. Sağın ordusudur İslam'ın. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma, sakın. Siper et gövdeni. Dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Açık konuşuyorum. Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı, ne Cumhuriyet'in çömez devleti, ne 1970'lerin, 1990'ların güçsüz ülkesi var. Artık karşınızda Cumhurbaşkanından muhtarına kadar 2023 hedeflerine kilitlenmiş, 2053 ve 2071 vizyonuna inanmış bir millet var. Sağ olasınız. Siz böyle dimdik ayakta durdukça bu milleti kimse diz çöktüremez, bunu böyle bilir. Zira artık bunların karşısında büyük ve güçlü Türkiye var. Artık karşınızda yepyeni bir ruhla ve azimle şahlanmış Türk milleti var. Bize bedel ödetmekten söz edenlere diyoruz ki Hodri Meydan. Artık karşınızda ya olacağız ya öleceğiz diyen bir millet var. Bu hassasiyetlerimizi unutmayın. Onun için oralarda öyle devlet kurma vesaire bu yola tevessül edenler avucunu yalar, avucunu, gereği neyse bunu görecekler. Gereğiniz. Kim sonra da yeni bir devlet kurma gayreti içerisine girmesin, kararlılığımız tamdır. Tehditler ne kadar büyük olursa olsun, mücadeleden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Sultan Alparslan Malazgirt'e doğru ilerlerken Ulaklar kendi ordusundan en az 5 kat kalabalık bir Bizans ordusunun yaklaşmakta olduğunu o haberi getirirler. Çevresinde bulunanlar ne tepki vereceğini anlamak için başlarını Sultan Alparslan'a çevirirler. Alparslan'ın cevabı şu oldu. Ne güzel. Demek ki biz de onlara yaklaşıyoruz.
Demek ki biz de onlara yaklaşıyoruz. Daha bizim böyle icadımız var be. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Katil sürüleriyle aramıza girmeyin. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Ha nedir? Orada 30 bin kişilik bir terör örgütü kurmuş. Onlara şu an itibariyle 4800 tır dolusu silah göndermiş. Ne gönderirsen gönder. O 30 bin kişilik kurduğun ordu orada seni tam anlamıyla temsil edemeyecek ve stratejik ortağının karşısında da kusura bakma rezil rüsva olacaksın. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecek. Kendilerine söyledim. Bak yanlış yapıyorsun. Bu adamların biz cinsini, cibiliyetini iyi biliriz. Biz bunların nasıl kalleş, nasıl iki yüzlü olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu ordunun adı Kalleşler Ordusu'dur. Bu böyle bilinsin. Amerikalıların sırtını sıvazladıkları teröristleri tanımadıkları anlaşılıyor. Kadim geçmişimiz bize her türlü tuzağı, her türlü kumpası, her türlü ihaneti öğretmiştir. Suriye'de kendilerince bir oyun kurgulayanlar terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyor. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütü. Yok Suriye demokratik güçleriymiş, yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş. Siz kimi kandırıyorsunuz ya? Bu örgütün adı PKK'dır. Bu örgütün adı PYD'dir. Bu örgütün adı YPG'dir. Hani Amerika'nın da Avrupa Birliği'nin de terör örgütleri listesinde olan PKK var ya, Suriye'de iş tuttukları örgüt işte onun ta kendisidir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve tüm dünyayı kandırmak için adeta 40 takla atıyor. Bunu yaparken de sürekli kendileriyle tenakuza düşüyorlar. Biri diyor ki ordu kuracağız. Öteki bizim asla böyle bir amacımız yok. Bu şekilde söze başlıyor, bir başkası da sınır muhafızları oluşturacağız diye bir laf ediyor. Daha bunun mürekkebi kurumadan iç güvenlik oluşumu diye bir şey çıkıyor ortaya. Ya bunların birbirlerinden haberi yok. Ya da birinin söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor. Galiba onların aklına Türk deyince sadece kucaklarında besleyip büyüttükleri FETÖ'cüler ve bu ihanet şebekesinin karaktersiz, omurgasız, her türlü kullanıma elverişli elemanları geliyor. Yine bunların aklına galiba bölgede çalışılacak ortak deyince de sadece parayı verenin tepe tepe kullanabildiği bir kiralık katiller ordusundan ibaret olan PKK'lılar geliyor. Ama merak etmeyin, öğrenecekler. Terör örgütlerine güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler. Bu bölgede Türkiye'den başka çalışılabilecek müttefik bulamayacaklarını öğrenecekler. Ne zaman eğildik ki? Biz ne zaman eğildik ki? Elhamdülillah. Beşer planında kimsenin karşısında bugüne kadar eğilmedi. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secde değildik, başkası asla.
kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Çünkü bu son...